Şimdi bir şey açıklık getirelim, tamam mı? Biz diye bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Aslında ben olmasaydım sen diye bir şey de olmayacaktı. İz sürmeyi bilmediğiniz için asla onlara geçit karla kaplanmadan önce ulaşamazsınız. Bu da yaklaşık bir gün sürer. Evet, evet. O dedi ki ya bebekle beraber gelin ya da hiçbiriniz gelmeyin. Şu küçük şirin bebeğe bak Diego. Kahvaltıda onu da masamıza alsak hoş olmaz mı? Niye sinirlisin Diego? Savunmasız bir çocuğu takip etmek senin için çok mu zor? Benim hatam dostlar, benim hatam. Hatamı düzeltmeme izin ver. Yani ben hatamı gerçekten düzelteceğim. Ah, bu da ne böyle? Tam kozalağım. Kes şunu, çok acıktı. Bana şunu kesmeni söyledim. Bir sorun değil Frank. Onunla biraz eğleneceğiz. Hemen boynunu kıracağız. Bir şey hissetmeyeceksin. Bak kahretsin, onu ezip geçmek istiyordum. Sadece şu kıllı şeyi alıp gidecektik. Sakıncası yok. Crash, Crash beni bırakma. Sensiz kim beni koruyacak? Kavgada kim benim yanımda olacak? Artık... Tabii. Bize nazik davranırsanız. Bak işte bu benim kastettiğimin tam tersi. Senin için çok üzüldüm. Gerçekten. Türünün hayatta kalmış son örneği olmak çok kötüdür herhalde. Dinleyin. Selden kaçarken fazla kilolarınızdan da kurtulmanın tam sırası. Hızlı Tony'nin felaket diyetiyle. Acele etseniz iyi olur. Her yer eriyor. Duvarlar yıkılıyor. Kayalar yuvarlanıyor. Bunlardan yırtsanız bile selle yarışacaksınız. Benim adım Buck. Kısaltılmış Buckminster. Uzatılmış. Biraz körleşmiş. Noel babayı bulup babamın gerçek olduğunu kanıtlayacağım. Seni de o listeden sildireceğim. Bu yılbaşı kayası ta benim çocukluğumdan kalma. Nesilden nesile geçen bir aile yadigarı. Olmaz mı? Her sene babam eve bulabildiği en iri, en tombul ceylanları getirir. Biz de atlayıp onları... Dur bakalım. Kuzey kutbuna yürüyerek gidilmez. Çok uzak. Ama sizi uçarak götürebilirim. Zıp zıp hava yolları emrinizde. Ha, şu karışıklığa bak. Yılbaşına iki saat kaldı, her şey mahvoldu. Oyuncaklarım, kızım, verdiğim onca emek. Bu duvar ilerlemeye devam edip bizi ezecek. Bir an önce köprüye ulaşmalıyız. Sorusu olan? Biraz korkuyorum. Tamam, bildiğin korkuyorum. Birden her şey yok oldu. Onu yenmeniz mümkün değil. Şurada duran tüylü arkadaşın var ya. Neyle baş edeceğinden haberi bile yok. Bak, korkma, onu bulacağız. Bu hızla duvardan daha önce gideriz ve göz açıp kapayıncaya kadar köprüye varırız. Ayıp ettin kaptan. Hemen ıslatalım bunu. Yolumdan çekil sivri diş. Bana hesap vereceksin, keserim. Canım yavrum, seni bulacağımızı düşünmüyordum. Biz her yerde seni arıyorduk. Ben de çok korkmuştum. Yani korkmak değil de bilirsin işte, endişeliydim. Hey, yarın yürüyüşe çıkalım mı? Hem biraz kafamız var. Evet var. Ya hatırlamıyor musun kaptan? Switchback koyunda ters akıntı var. Oradan çıkabilirler. Bu kafa zehir gibi çalışıyor. Yanlış biliyorsun. Gerçekten terk ettik biz seni. Hadi ama o garip ezik zavallı köstebekle takılıp bu eğlenceden vazgeçmek mi istiyorsun? Asıl ilk senin türün yok olacak tatlım. Ailen mi? Ne kadar da sevimli. Keşke onlara veda etseydin. Çünkü buradan çıkış yok. Kıymetlim. Annecik seni çağırıyor. Kıymetlim. Buraya gel tatlım. Hanım, kıymetli mi gördün? Aa, evet. Yani Sid'in talihsiz nineciğini görmek isteyeceğini biliyorduk malum. Nalları dikmeden öldü. Büyük bir ganimet kaptan. 4 yolcu var. Ele geçirilmeye hazır. Biri leş gibi kokuyor, biri de oldukça tombul. Hadi rumba yapalım minnoş. Tombili hemen arkanda. Ağlamasana. İyi tarafından bak. Hayatımız film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçecek. Yani böylece sana yeni baştan aşık olabileceğim. Selam size memeliler. Ütoplama geliyor. Evlat, ailemize yanlışlıkla dahil olduğunu düşünüyorum bazen. Şuna bakın. Yumurtam var. Sen kaç yumurta yürüttün küçük kardeşim? Diğer yaratıkların yumurtasını çalmak zorunda mıyız? Vegana ne dersin? Kafayı mı yedin? Sadece bir kez çıktık. O da 14 dakika sürdü. Değil. Elbette mümkün. Ben 326 yaşındayım. Olgun kadına çıkarsan olacağı bu işte. Bir dakika. Bu yarım porsiyon dinozor terbiyecisi mi? Lütfen kollarınızı ve bacaklarınızı sürekli aracın içinde tutun.
ama bırakın ruhunuz özgürce dolaşsın. Bir anne gözyaşlı genç kız zor durumda. Davetsiz konuklar her şeyi dağıtmışlar. Gördüğü kadarıyla ne saygı ne değer biliyorlar. Ben küçük korumasıyım bu dünyanın. Sid bebeğim uçurdun.